İnsanların kalbi en sağlıklı olarak 15-25 derece arasında çalışır, hiç problemsiz yani çalışır. Çok soğuk havalar ve çok sıcak havalar ciddi olarak kalp sağlığını etkiler. Hem kalp krizi riskini arttırır, hem eğer herhangi bir ritim bozukluğu varsa o ritim bozukluğunu arttırır. Felç oranını ciddi olarak arttırır. Bunun için de hani son günlerde, son zamanlarda bu sıcak havalar çok fazla olmaya başladı ve o nedenle özellikle kalp damar hastalarının, bilinen bir kalp hastalığı olanların, yaşlıların çok dikkatli olması gerekiyor. Vücut ısısını belli bir oranda tutmak için insanlar terlerler veya sıvı kaybı olur ve bu da tansiyonu düşürür. Biz de özellikle sıcak havalarda idrar sökücü, tansiyon ilacı olarak yaptığımız idrar sökücünün ya dozunu azaltırız ya da tamamen keseriz. Bunun tansiyon yüksekliği ile alakası yoktur. Ama mesela bizim tansiyonunu ilaçlarını biraz düşürdüğümüz hastalarda, özellikle gece akşam serin havalarda biraz daha tansiyon yükselme ihtimali olabilir ama genel olarak tansiyonunu, genel olarak sıcak havalar tansiyonunu düşürür. Bu kalp krizini tetikler mi? Fizyolojik bir şey. Şimdi insan terleyince, vücutta sıvı atılınca hematokritler veya kan yoğunluğu artar. Bu genel olarak buradaki kalp krizin ve felçleri tetikleme ihtimali olabilir. Ama direkt olarak tansiyonun kalp krizi, bu sıcak havalardaki kalp kriziyle alakası çok fazla yok. Sıcak havalarda özellikle yani kalp damar hastalıkları, bunun içinde işte kalp krizi dahil, ne bileyim kalp yetersiz olanlarda da dahil ve felç de dahil, felç ciddi olarak artmakta. Bu artışta yine aynı şekilde kalpten kaynaklanan bir pıhtı veya şey olma olasılığını arttırıyor. Mümkün olduğu kadar sıcağa maruz kalmamalı. Klimalı ortamlarda bulunmalı. Mümkün olduğu kadar çok sıcak ortamlardan olabildiğince kaçınmalı. Yani çok fazla dışarı çıkmaya, güneşe ve özellikle nem artışı, aşırı nemden kaçınmak lazım.